Herkese yeniden merhaba. Bu video ile yeni bir üniteye başlıyoruz ve ünitemiz ekoloji. Bu ünitede size ilk anlatacağım konu ekolojik terimler ve ekosistem nedir? Aynı zamanda ekosistemin bileşenleri olacak. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak ekoloji ile alakalı terimlerden bahsedelim. İlk olarak ekoloji. Zaten ünitemizin adı. Ekoloji canlıların hem birbirleriyle hem de çevreleriyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Popülasyon ise belirli bir bölgede yaşayan ve aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur. Örnek verelim. Türkiye'deki kediler ve köpekler derseniz bu bir popülasyon olamaz. Evet Türkiye deyip bir yer belirttiniz ama kedi farklı bir türdür, köpek farklı bir türdür. Ne yaptık? İki tane tür söyledik. Yani popülasyon örneği için şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki insanlar. O zaman olur çünkü insan tek bir tür. O yüzden popülasyon da bu şekilde. Belirli bir bölgede yaşayabilen aynı türden bireylere verdiğimiz isim. Komünite ise birden fazla popülasyonun oluşturduğu topluluk. Mesela Türkiye'deki insanlar, kediler, köpekler. Ne yaptım? Kedi popülasyonu, insan popülasyonu ve köpek popülasyonunu birleştirmiş oldum. Ekosistem bu da birden fazla komünitenin bir araya gelmesiyle ve bir de bu komünitelere ortamdaki cansız çevrenin de eklenmesiyle oluşan bölgedir. Yani komüniteye cansız çevreyi de eklediğimde ama bir komünite değil birden fazla komüniteye o zaman ekosistem elde etmiş olacağım. Biyosfer ise dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği alanların tamamına verdiğimiz isimdir. Habitat ise bir canlının normal olarak hayasal faaliyetlerini yerine getirebildiği doğal yaşam alanıdır. Örneğin deve dediğimde hepimizin aklına çöl geliyor. Çünkü çöl devenin habitatıdır. O deveyi alıp hayvanat bahçesine getirdiğim zaman onun habitatını değiştirmiş olmuyorum. Onun doğal yaşam alanı hala çöl. Ben sadece onu habitatından kopartmış oluyorum. Dolayısıyla habitat bir canlının doğal olarak yaşayabildiği alana verilen isimdir. Ekolojik niş ise bu canlının aslında dünyaya karşı olan sorumluluğudur. Yani canlının ekosistemdeki görevidir. Bir de buraya ekotonu ekleyebiliriz. Ekoton ise iki tane komünitenin kesişme bölgesidir. Şöyle örnek verelim. Şu A komünitesi olsun. Şu da B komünitesi olsun. Şuradaki şu kesişim bölgelerine ekoton diyorum. Ekotonun biraz özelliklerine bakacak olursak ekoton hem A bölgesindeki hem de B bölgesindeki canlıları içerir. Yani hem A komünitesinden hem de B komünitesine göre canlı çeşitliliği oldukça fazladır. İkisinin de canlıların içerdiği için. Ancak İki tarafın da canlılarına sahip olması o bölgedeki canlı sayısının azalmasına yol açıyor. Çünkü bu bölgede bulunan canlılar A ve B'de kendi bölümlerindeyken karşı karşıya gelmiyorlar. Ama buradayken bir araya geliyorlar. Bir araya gelmeleri aralarındaki rekabeti arttırıyor. Bu da ölüm oranını yükseltiyor. Bu yüzden A ve B'ye göre daha az sayıda canlı içeriyor. Ama çeşitlilik anlamında daha çok canlı içermek. Şimdi ekosisteme daha yakından bakacak olursak ekosistem hem canlı hem de cansızların bir arada bulunduğu bir ortam. Dolayısıyla ekosistemi iki bölgede inceleyebiliriz. Yani ekosistemin canlılarının oluşturduğu biyotik faktörler ve cansızlarının oluşturduğu abiyotik faktörler. İlk olarak biyotikle başlıyoruz. Biyotik faktörler ekosistemde bulunan canlılara vermiş olduğumuz isimlerdir. Temel olarak ekosistemi dengede tutan 3 canlı grubu var. Ototroflar, heterotroflar ve saprofitlerdir. İlk olarak ototroflar yani üreticiler. Bunlar dünyamızdaki besin kaynağını oluşturuyorlar ve inorganik maddeleri organik madde haline getirerek bizim besinlerimizi üretiyorlar. Ve bu işlemi yaparken iki farklı mekanizma kullanabilirler. Işık enerjisi kullanabilirler ya da kimyasal enerji kullanabilirler. Eğer ki bir ototrof ışık enerjisi ve klorofil pigmentini kullanarak organik madde üretimi yaparsa o zaman biz o ototrofa fotoototrof diyoruz. Yapmış olduğu mekanizmaya da fotosentez diyoruz. Kimdir bunlar? Bazı bakteriler, algler ve bitkiler ototrof canlılardır. Bunun dışında bir de kimyasal var dedik. Eğer ki bir ototrof canlı inorganik maddeleri oksitleyerek açığa bir enerji çıkarıyor ve açığa çıkarttığı bu enerjiyi de organik maddesini üretmek için kullanıyorsa bu ototrof canlılara da kemo adını veriyoruz ve bu canlılar da kemosentez mekanizmasını kullanıyor. Kim bunlar dersek bazı bakteriler ve bazı arkelerdir dolayısıyla. Hem bakteri hem de arkelerde görülebiliyor. Bunlar dışında başka canlı grubunda yok. Hem bakteri hem de arke prokaryot olduğu için şöyle bir genelleme yapabiliriz ki kemo ototrofların tamamı prokaryottur. Ökaryot olan bir kemo ototrof kesinlikle bulunmamakta. Şu fotoğrafta görmüş olduğunuz bir kemo ototrof bakteri. Şu ise bir foto bakterinin fotoğrafı. Şimdi geldik ikincisine heterotroflar yani tüketiciler. Bunlar inorganik maddeleri organik hale getiremedikleri için yani kendi besinlerini kendileri üretemedikleri için organik maddeleri hazır alan canlılardır. Bunlar kimdir? Bazı bakteriler, bazı arkeler, bazı protistalar, mantarlar ve hayvanlar heterotrof canlılardır. Üçüncü biyotik bileşenimiz ise saprofitlik ya da diğer ismiyle ayrıştırıcılar. Bu canlıların çok güçlü hücre dışı sindirim enzimleri var. Bu sindirim enzimlerini hücre dışına salgıladıktan sonra büyük organik maddeleri parçalayıp küçük organik madde haline getiriyorlar. Yani monomer hale getiriyor. Ve bunu daha sonra hücre içine alıyor. Hücre içine aldıktan sonra da solunum mekanizmasıyla bunu inorganik hale getiriyor ve bu inorganik maddeleri de dışarı atıyor. Böylece organik maddelerin yeniden inorganik olmasını sağlıyor ve bu haliyle de ne işe yarayacak? Dünyamızdaki madde döngüsünün gerçekleşmesini sağlayacak. Çünkü inorganikler nasıl organik hale gelebiliyorsa organiklerin de parçalanıp yeniden inorganik hale gelmesi gerekiyor ki doğada inorganik ve organik arasındaki bu dönüşüm sürekli tekrar edebilsin. İşte bu şekilde aslında ototrof olan canlılar için ham madde sağlamış oluyorlar. ve Böylece demin de söyledim madde döngülerinin gerçekleşmesini sağlıyorlar. Bunu nasıl yapacaklar? Bir ölmüş canlıyı parçalayabilir ya da bir canlının bir kalıntısını parçalayabilir ya da canlıların çeşitli boşaltım atıklarını parçalayabilir. Bu şekilde olayın gerçekleşmesini sağlayacaklardır. Kimdir bunlar dersek bazı mantarlar ve bazı bakteriler saprofittir. Evet şimdi anlattıklarımla alakalı iki tane soru çözelim. Ekosistemin biyotik faktörleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saprofitler organik maddeleri hücre dışı enzimler ile parçalarlar. Evet bu doğrudur. Çünkü saprofitlerin çok güçlü hücre dışı enzimleri vardır. B. Fotoototrof ve kemo ototroflarda bulunan klorofil organik madde üretimi sağlar yanlıştır. Çünkü klorofil sadece fotototroflarda bulunur. Kemoototroflarda klorofil pigmenti asla bulunmamakta. Cevabımız B ama diğerlerine de bakalım. Bazı bakteri ve bazı mantarlar saprofittir. Evet bu doğrudur. Bazı bakteri ve mantarlarda saprofitlik görülüyor. D. Heterotrof canlılar organik maddeleri dışarıdan hazır alırlar. Evet bu da doğrudur. Çünkü onlar tüketici kendileri üretemiyorlar. E. inorganik maddeleri oksitleyen canlılar kemoototroftur. Evet bu da doğrudur. İkinci soru. Aşağıdaki ekolojik terimlerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir? Canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebildiği doğal yaşam alanı. Bu neydi? Bu habitattı. Dolayısıyla hemen E şıkkını eliyorum belirli bir bölgede yaşayan aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluk bu popülasyondur. Hemen burada da C şıkkını eliyorum. Birden fazla komünitenin bir araya gelerek oluşturduğu cansız çevreyi de içine alan bölge bu ekosistemdi. Dolayısıyla B şıkkını da eledim. Bir canlı türünün ekosistemdeki görevi bu da ekolojik nişti. A'yı da eliyorum. Bu durumda verilmeyen komünite olacak. Şimdi geldik ekosistemdeki abiyotik faktörlere. Abiyotik faktörler cansız olan faktörlerdir. Bunlar ne işe yarayacaklar? Canlı faktörlerin yani biyotik faktörlerin dünya üzerindeki yaşam yerlerinin oluşmasını sağlayacaklar. Çok sayıda biyotik faktör var. İlk olarak ışıkla başlayalım. Öncelikle burada size anlatacağım Abiyotik faktörlerin her biri için emin olun bir kitap yazılabilir. Çok uzun çünkü. Ama ben en fazla karşınıza çıkabilecek şekilde, en 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 özetleyebileceğim şekilde anlatmaya çalışacağım. O yüzden çeşitli kaynaklara baktığınızda daha geniş bilgiler bulabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi hani bu en özet hali olacaktır. İlk olarak ışık aslında dünyamızdaki besinin temel kaynağı. Çünkü fotosentez yapan canlıların fotosentez yapmasını sağlayan şey ışık enerjisi. Ve bu ışık güneşten dünyamıza dalgalar halinde yayılıyor ve daha sonra sadece görünür ışık dediğimiz bölgesi fotosentez yapmada kullanılıyor ve biz bu ışık sayesinde organik madde elde etmiş oluyoruz. Elde edilen bu organik maddelerde beslenme yoluyla diğer canlılara aktarılıyor. Tabii ki güneşten gelen bu ışığın tamamı görünür ışık dediğimiz fotosentez yapılan ışık değil. Bunun dışında kalan birçok zararlı ve zararsız ışık var. Bunlardan zararlı olan ultraviyole ışınları, X ışınları gibi bu tarz ışınlar ekstra bir de bize zarar veriyor ve mutasyona neden olabiliyorlar. Çünkü bu ışınlar genetik yapımıza direkt etki ederek genetik yapımızın değişmesine neden olabilirler. Olmak zorunda değiller ama bunu yapma ihtimalleri vardır. Zaten ozon tabakasının amacı da bu zararlı ışınların dünyamıza gelmesine engel olmak. Ama tabii ki ozon tabakasına meydana gelen delinmeler bu ışınların dünyamıza gelmeye başlamasına neden oluyor. Dünya üzerinde bu ışık dağılımı canlıların da farklı şekilde dağılış göstermesine yol açıyor. Özellikle bitkilerde ışık alma süresine bakılarak bitkiler çeşitli biyolojik saatlerini düzenliyorlar ya da yaşam yerlerini belirliyorlar. Örneğin bazı bitkilerin çiçek açma zamanlarına baktığımız zaman ışığın olduğu zamanı tercih ettiklerini, bazılarının ise karanlık olan zamanı tercih ettiklerini görüyoruz. Yani bırakın büyümeye gelişmeyi ki onlar da dahildir. Çiçek açıp kapamana bile ışıktan etkilenebiliyorlar. Tabii ki her bitki böyle değil. Bunun dışında hayvanlara baktığımız zaman hayatsal faaliyetlerindeki aktif ve pasif zamanlarını ışığa göre ayarlayabiliyorlar. Örneğin bazı böcekler, yarasalar, baykuşlar bunlar karanlık zamanda aktif olan canlılar ama bazı canlılara baktığımızda ise aynı bizim gibi aydınlık zamanda aktif olduklarını görüyoruz. İşte bunun gibi ışık dünya üzerindeki canlı hem dağılımını etki ediyor hem de bir canlının günlük metabolizmasının düzeninde de etki etmiş oluyor. Örneğin mesela bizde melatonin adı verilen bir hormon var. Bu hormonun salgılanma zamanı ışığa göre ayarlanıyor. Mesela eğer ışık yoksa yani karanlıksa hormon salgılanmaya başlıyor. Yani ışık bir hormonun salgılanma zamanının bile belirlenmesi için kullanılabilir. İkinci abiyotik faktörümüz gene sıcaklıktır. Gene her bir için tek tek söylememe gerek yok. Elimden geldiğince özet geçerek anlatacağım. Sıcaklığın bir canlıyı etki etmesinin en önemli sebebi enzimdir. Bizim vücudumuzda enzim adını verdiğimiz ve metabolik faaliyetlerimizin düzenlenmesini sağlayan özel proteinler bulunuyor ve biz bunlara enzim diyoruz. Bu enzimlerin çalışma aralıkları vardır. Yani bir enzim her sıcaklıkta görevini yerine getiremez. Canlının metabolizmasına uygun bir sıcaklıkta en iyi çalışmasını gerçekleştirir. Örneğin bizim vücudumuz için enzimlerin çalışabileceği en iyi aralık 36-37 aralığındadır. O yüzden biz bu değere optimum sıcaklık değeri diyeceğiz. Tabii ki bu bizim için. Her canlının bu şekilde farklılık gösterebilir. Örneğin arkelerin bazılarında inanılmaz farklı derecede sıcaklık aralıkları görülebiliyor. Örneğin optimum sıcaklık aralığı 80 santigrat derece olan arke de var, 0 santigrat derece olan arke de var. Bunun dışında bizim gibi 30 40 olanlar da var. Yani canlılardaki bu sıcaklığa göre metabolizma düzenlenmesi, yani enzimlerin çalışma aralıkları değişiklik gösterebilir. Eğer ki bir canlının yaşam ortamındaki sıcaklık olur da farklılaşmaya başlarsa bu canlının yaşamını olumsuz anlamda etkileyebilmekte. Bunun dışında sıcaklık hayvanların görünüşü üzerine de etki ediyor. Benzer canlılara baktığımız zaman bu canlıların sıcak bölgelerde yaşayanlarının vücutlarının soğuk bölgelerde yaşayanlara göre daha koyu renkte olduğunu görüyoruz. Bunu insanlardan bile yola çıkarabilirsiniz. Mesela kutuplara doğru gittikçe insanların daha beyaz tenli, ama ekvatora doğru gittiğimizde insanların daha koyu tenli olduğunu görüyoruz. Bunun dışında sıcaklığın bir canlının vücut boyutlarına da etkisi vardır. Örneğin özellikle böceklerde ve bazı sürüngenlerde görüyoruz ama özellikle bunu böcek için söyleyebiliriz. Benzer akraba böceklere baktığımız zaman Bunların ekvatoral bölgede yaşayanlarının daha büyük, kutuplara doğru gidildikçe daha küçük boylu olduğunu göreceğiz. Bunun dışında canlıların vücut sıcaklıklarının sabit ya da değişken olma durumu vardır. Eğer ki bir canlının vücut sıcaklığı daima sabitse yani çevre sıcaklığı değişse bile o canlının vücut sıcaklığı değişmiyorsa ki bu biz ve kuşlar oluyoruz yani kuşlar ve memeliler oluyor bunlara sıcak kanlı canlılar adı veriliyor. Bazı canlılara da baktığımız zaman vücut sıcaklığının değişken olduğunu görüyoruz. Yani mesela bizde olduğu gibi her zaman 36 derece ya da her zaman 37 derece diyebileceğim bir sıcaklık yok. Çevre sıcaklığı kaçsa vücut sıcaklığı da aynı. İşte bu tarz canlılara da soğuk kanlı canlı diyoruz. Soğuk kanlı canlılar için bu durum bir dezavantajdır. Çünkü bu nedenle dünyanın her yerinde yaşayış gösteremiyorlar. Örneğin doğal yaşam alanı Karadeniz olan bir balığı alıp bir Akdeniz'e attığınız zaman balık yaşayamayacaktır. Niye? Hem o denizin tuzluluğu, su farklı, hem de sıcaklığı farklı. Dolayısıyla o balık soğukkanlı bir canlı olduğu için Karadeniz'de yaşamaya daha çok adapte olmuş durumda. Çünkü vücut ona alışkın. Soğukta anında ölecektir. Çünkü metabolizmasındaki enzimler bunu asla kabul edemeyecek. Bunun dışında soğukkanlı canlılara baktığımız zaman dünyanın her yerinde dağılış gösteremediklerini görüyoruz. Çünkü dünyadaki sıcaklık dağılımı farklı olduğu için soğukkanlı olan bir canlı türünün bütün dünya genelinde görülme olasılığı yok. Ama sıcak kanlı olan bir canlı türünü dünyanın her yerine götürürseniz bir şekilde yaşatırsınız. Örneğin insanlar dünya üzerindeki hemen hemen her yerde yaşayış gösteriyorlar. Bir de soğuk kanlı canlılar çok soğuk mevsimlerde vücut sıcaklıkları çok düşeceği için ölürler. Onlar da bundan kurtulmak için kış uykusuna yatıyorlar ve böylece soğuk mevsimde zarar görmeden kurtulmuş oluyorlar. Bir diğer abiyotik faktör iklim. İklim dediğimiz faktör aslında tek başına geçerli olan bir faktör değil. Pek çok abiyotik faktörün de etkisiyle aynı zamanda o bölgedeki denize konum ve yükseltinin de etkisiyle ortaya çıkmış bir faktördür. İklim dediğimiz şey belirli bir bölgede çok uzun zamandır etkili olan atmosfer olaylarının bütününe verilen isimdir. Ve tabii ki canlılar da kendilerine uygun iklimlerde yaşayacaklardır. Bir diğer abiyotik faktörümüz topraktır. Toprak kayaların, su, Rüzgar ve sıcaklık etkisiyle fiziksel olarak parçalanması sonucunda oluşmuş bir abiyotik faktör ve dünya üzerinde yaşayan canlılar toprakla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı. Örneğin, bitkiler doğrudan toprağa bağlılar. Biz ise dolaylı olarak. Çünkü evet doğrudan toprak içinde yaşamıyor olabiliriz ama topraktaki o ototrof olan bitkinin ürettiği besinin dolaylı şekilde ya da doğrudan bize gelmesiyle besleniyoruz. Bu yüzden dolaylı olarak toprağa bağımlı olmuş olacağız. Ve dünya üzerinde çok çok çeşitli topraklar var. Ben sadece size en çok karşınıza çıkabilecek olan humuslu, kumlu, kireçli ve killi topraktan bahsedeceğim. Tabii ki bir sürü demin de söylediğim gibi toprak çeşidi var ama bunlar daha çok coğrafyada size sorulacak konular. Humuslu toprak Bol miktarda besin içeren ve bitki gelişimi için en faydalı topraktır. Mesela bir bitkiyi humuslu toprağa koyarsak çok rahat bir şekilde yaşamına devam edebilir. Kumlu toprak bu çöllerde olan topraktır. Ozmotik basıncı çok yüksek bir toprak olduğu için suyu anında çeker ve bitkiye su vermez. Bu yüzden de bitki gelişimi için elverişsiz bir topraktır. Kireçli toprak Kireç miktarı fazla olan topraklardır. Kirli toprak ise kil miktarı fazla olan topraklardır. Şimdi bir tane soru çözelim. Ekosistem biyotik ve abiyotik olmak üzere iki etmenden meydana gelmiştir. Buna göre verilenlerden hangisi doğrudur? 1- bir, bir ekosistemdeki abiyotik faktörlerin dağılımı, biyotik faktörlerin dağılımını etkiler. Evet bu doğrudur. Çünkü dünya üzerindeki canlı dağılımı ki bu canlılar biyotik faktör oluyor. Abiyotiklere göre belirlenmiştir. 2. Sıcaklık. Enzim çalışması üzerine etki ettiğinden canlı vücudunu etkiler. Evet bu da doğrudur. 3. Işık. Kim ototrof canlılar tarafından kullanılarak temel besin kaynakları oluşturulur? Yanlıştır. Kemoototrofların ışık enerjisiyle hiç işi yoktur. Bu durumda da cevabımız C'dir. Beşinci abiyotik faktördeyiz. Mineraller. Mineraller inorganik maddeler oldukları için canlılar tarafından kesinlikle üretilemeyen ve dünyadaki bütün canlılar tarafından hazır alınmak zorunda olan maddelerdir ve canlı vücudunda hem yapıcı onarıcı hem de düzenleyici olarak görev yapıyorlar ve bunlar Mutlaka mı mutlaka vücudumuzda bulunması gereken maddeler çünkü çok önemli düzenlemeler yapıyorlar. Eksikliklerinde de fazlalıklarında da sıkıntılar görülebiliyor. Ancak bu minerallerin canlı vücudunda görülecek olan gelişimi etkilemesi minimum yasasına göre belirleniyor. Minimum yasasına göre canlının vücudunda gereken miktara göre en az olan mineral sınırlayıcı etki gösteriyor. Yani elimde 4 tane mineral olsun 4 mineralden 3 tanesi fazla fazla olabilir ama bir tanesi eğer azsa o zaman o az olan benim gelişimime etki edecektir. Tabii ki olumsuz anlamda. Bir diğer abiyotik faktör sudur. Su da gene aynı mineral gibi inorganik bir madde olduğu için canlı tarafından üretilemeyip dışarıdan hazır alınan maddedir. Canlı vücudunda en fazla bulunan temel bileşendir ve yaklaşık %70 oranında sudan oluşmaktayız. Geri kalan %30'luk kısmını diğer temel bileşenler oluşturmakta. Su Enzimlerin çalışabilmesi için bir ortam oluşturduğu için canlı vücudunda mutlaka olmak zorundadır. Bir bölgedeki su oranı %15'in altına düştüğü anda artık ben orada enzim çalışmasından bahsedemem. Mesela günümüzde astrobiyologlar yani uzaydaki yaşamın olup olmadığını anlamaya çalışan biyologlar İlk olarak bir gezegende su var mı diye bakarlar. Çünkü su varsa orada canlılık olma ihtimali yükselecektir. Ve suyun fazla olduğu ekosistemlere baktığımız zaman canlı çeşitliliğinin suyun az olduğuna göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Hatta şunu söyleyebiliriz ki su ekosistemlerinde yani denizlerde, akarsularda, göller gibi su ekosistemlerindeki canlı çeşitliliğinin kara ekosistemlerinden daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda canlıların dünya üzerindeki dağılımı üzerine de suyun etkisi vardır. Mesela çölde yaşayanlar suyun az olduğu yerde yaşarlar ve suyun az olduğu yerde yaşadıkları için su eksikliklerini giderebilmek için aynı zamanda da su kaybı yapmamak için çok çeşitli adaptasyonlar oluşturmuş durumdalar. Bir diğer abiyotik faktör ise pH'tır. pH bir maddenin sulu çözeltilerindeki hidrojen konsantrasyonuna verilen isim ve pH metre dediğimiz ya da pH cetveli dediğimiz bir cetvel var. Bu 0 ile 14 arasındadır ve maddelerin belirli bir pH değeri bulunuyor ve bu pH değerine göre bir maddenin asit mi, baz mı ya da nötr mü olduğunu anlayabiliyoruz. Ve gene pH da enzimlerle alakalıdır. Çünkü her enzimin çalışabildiği nasıl sıcaklık aralığı varsa pH aralığı da vardır. O enzimin çalışabileceği pH aralığının dışına çıkıldığı anda enzimin yapısı bozulur ve çalışma sonlanacaktır. Bu yüzden canlılar kendilerine uygun pH aralıklarında yaşamak zorundalar yoksa enzimleri zarar görür. Örneğin bir toprak kirliliği olsun ve oradaki pH bozulmaya başlasın. Bu durumda bundan etkilenecek olan ilk canlı o ortamda yaşayan bitkidir. İkinci canlı ise o bitkiden beslenen diğer canlılar olacaktır. Bu yüzden ortamdaki pH değişiklikleri doğrudan ve dolaylı olarak bütün canlılara etki edecektir. Evet arkadaşlar abiyotik faktörler bitti. Şimdi dördüncü soruyu çözelim. Yukarıda canlı vücudunda bulunan bazı minerallerin canlı bünyesindeki miktarları ve metabolizmanın düzgün çalışabilmesi için gerekli olan miktarları verilmiştir. Buna göre hangi mineral canlı gelişiminde sınırlayıcı etki gösterir? X'e bakıyoruz 40 lazımmış 100 varmış. Bunun sınırlayıcı bir etki göstermesine gerek yok. Fazla fazla var zaten. Y 10 lazımmış, 20 varmış. Gene bakın, bunda da fazla fazla var. Z 50 lazımmış, 40 varmış. Yani bir eksiklik var burada. Diğerine de bakalım. T 70'miş, 70 varmış. Evet eş yani bu da yeterli miktarda var. M 20'ymiş. 3 varmış. Şimdi burada da eksiklik var. Şimdi burada hem Z'de eksiklik var hem de M'de. Ama dikkat ederseniz M'deki eksiklik Z'den daha fazla. Bu durumda bütün bir canlı gelişimini ilk olarak sınırlayan kim olacaktır? M olacaktır. Çünkü olması gerektiğinin çok 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 altında bir miktarda bulunduğu için. Evet şimdi geldik canlılar arasındaki beslenme ilişkisine. Zaten burada şimdi anlattıklarımın bir kısmını biyotik faktörlerde anlattım. Şimdi canlılarda temel anlamda 3 şekilde beslenme görülüyor. Ototrof beslenme, heterotrof beslenme ve hem ototrof hem heterotrof beslenme. İlk olarak ototrof beslenme ile başlayalım. Ototrof beslenme inorganik maddelerin organik madde haline getirildiği ve canlının kendi besinini kendisi ürettiği beslenmedir ve bu ototrof beslenme yapan canlılara baktığımız zaman iki farklı ototrof mekanizması görüyoruz. Fotoototrof ve kemoototrof canlılar. Fotoototrof canlılar ışık enerjisi kullandıklarından fotosentez yaparlar ve bunlarda klorofil pigmenti bulunuyor. Kemoototrof canlılar ise kemosentez yapıyorlar hiçbir şekilde klorofil pigmentine sahip değiller ve prokaryotlardır. Fotosentez yapan bu canlılar kimlerdir dersek bazı bakteriler, alkler ve bitkileri bunlara örnek verebiliriz. Arkelerin fotoototrof türleri kesinlikle yoktur. Kemosentez yapanlara baktığımızda ise bakteriler ve arkelerde görülüyor. İkisi de prokaryot olduğuna göre kemosentez yapabilen bir ökaryot canlı kesinlikle bulunmuyor. Şimdi geldik diğer beslenme şekline yani heterotrof. Bunlar organik maddelerini kendileri üretemeyen ve ototroflardan almak zorunda olan canlılar. Yani organik maddeleri dışarıdan hazır olarak alacaklar. Bunlarda da 3 farklı beslenme görülüyor. Holozoik beslenme, saprofit beslenme ve parazit beslenme. Lütfen şuna dikkat edin. Biyotik faktörler sorulduğu zaman saprofitleri üçüncü bir faktör olarak anlatıyorsunuz. Ama olay beslenme şekli ise saprofitlik de aslında besinini dışarıdan hazır aldığı için bir heterotrofluktur. Lütfen bunu karıştırmayın. İlk olarak holozoikle başlayalım. Holozoik canlılar besinlerini büyük parçalar halinde bünyelerini alırlar ve sindirim sistemlerinde parçalarlar. Bunlar hücre dışı sindirim enzimlerine sahipler ama bunu asla saprofitlikle karıştırmıyoruz. Vücutlarının dışarısına sindirim enzimi atmıyorlar. Sindirim sistemlerinin içine ancak sindirim enzimlerini bırakıyorlar ve vücutların içine aldıkları büyük besin parçalarını bu şekilde parçalayıp sonra hücreleri içerisine alıyorlar. Ve bunlar kimdir dersek hayvanlar ve buna biz de zaten dahiliz. Yani bizim yapmış olduğumuz beslenme Holozoyik beslenme oluyor. Holozoyik beslenmede vücuda alınan besinin cinsine göre üç farklı beslenme şekli görülüyor. Etçil, otçul ve hepçil. Etçil dediğimiz diğer ismiyle karnivordur. Yani etle beslenen. Ama aslında daha düzgün ifade edecek olursak etçil demek heterotrof ile beslenen demektir. Yani başka bir heterotrofu yiyene etçil diyoruz. Otçul demek ise otla beslenen diyorum ama aslında ototrof ile beslenen olacaktır. Yani bir üreticiyi yemektir. Hepçillik ise gerektiğinde bir heterotrofu, gerektiğinde bir ototrofu yemektir. Yani hem et hem ot yemek anlamına geliyor. İkinci heterotrof canlımız saprofitler. Bunlar çok güçlü sindirim enzimlerine sahip canlılardır. Ve vücutlarının dışarısına, asla şurada olduğu gibi sindirim sistemlerine falan değil. Vücutlarının dışarısına atmış oldukları güçlü sindirim enzimleriyle organik maddelerin büyük olanlarını parçalayıp küçük organik madde haline getirirler. Ve bu küçük organik maddeleri hücre içerisine aldıktan sonra solunum mekanizmasıyla inorganik hale getirir ve bu inorganik maddeleri de dışarı atarlar. Böylece doğadaki büyük organik maddeleri inorganik hale getirerek madde döngüsündeki inorganiğin organik olmasını sağlayan ototrofların yaptığının tersini yapmış olurlar ve böylece yeniden doğaya inorganik madde kazandırırlar. Ancak burada yapmış oldukları şey inorganik madde üretmek değil. Çünkü üretim deyince atomları birleştirmek olarak düşünmelisiniz. Bunların yaptığı şey organikleri parçalayıp yeniden inorganik hale getirmek olacak. Kimdir bunlar dersek, bazı bakterilerde ve mantarlarda saprofitlik görülüyor. Tespit edilmiş saprofit özelliğinde olan bir arke ise kesinlikle yoktur. Bir diğer beslenme şeklimiz ise parazit canlılarda görülen parazit beslenme. Bu canlıların ise tam tersi sindirim enzimleri yok. Sindirim enzimleri olmadığı için sindirilmemiş besinlerin bulunduğu ortamda yaşayamıyorlar. Ya da kendi başlarına besinleri sindiremiyorlar. Bunlar da hazır olarak sindirilmiş besinlerin bulunduğu yerlerde yaşıyorlar. Neresi olabilir bu? Mesela bizim sindirim sistemimizin içi ya da kanımız gibi ya direkt canlının içinde yaşıyorlar ya da canlıya dışarıdan müdahale ediyorlar ve bu şekilde başka bir canlının besiniyle beslenmiş oluyorlar. Tabii karşılığında da canlıya zarar veriyorlar ve hasta ediyorlar. Çünkü parazit canlılar aynı zamanda patojen yani hastalık yapıcı canlılardır. Kimdir bunlar? Bazı bakteriler, bazı protistalar, bazı mantarlar, bazı bitkiler ve bazı hayvanlar parazittir. Ve gördüğünüz gibi arkelerden bahsetmiyorum. Çünkü tespit edilebilmiş parazit olan bir arke yoktur. Üçüncü beslenme mekanizması ise hem ototrof hem heterotrof canlıların olduğu mekanizma. Bu canlılar yeri geldiğinde ototrof olarak davranıyorlar. Yani besinlerini kendisi üretiyorlar. Yeri geldiğinde ise heterotrof olarak davranıyorlar. Yani besinlerini dışarıdan hazır alıyorlar. En güzel örnekleri ise Öglena ve böcekçil bitkidir. Mesela Öglena şuraya dikkat ederseniz kırmızı bir nokta var orada. Oraya göz lekesi diyoruz. Tabii ki bu bir göz değil. Tek hücreli bir canlıda göz olma ihtimali yok. Sadece ışığı algılayabilen bir bölge. Dolayısıyla eğer ışığı algılamışsa hemen şurada gördüğünüz kamçısını kullanarak ışığa doğru hareket ediyor ve ışığı kullanarak fotosentez yapmasını sağlıyor. Ama eğer ortamda ışık yoksa, o zaman hücre zarından direkt besinleri hazır olarak alıyor. Şu ise bir böcekçil bitkidir. Dikkat ederseniz yeşil renkte çünkü klorofil pigmentine sahip ve bu yönüyle fotosentez yapıyor ama aynı zamanda özelleşmiş kapanlara sahip ve bunlar azotun olmadığı topraklarda yaşadıkları için azot ihtiyacını topraktan alamıyorlar. İşte bu özelleşmiş yapraklarıyla içine giren böcekleri sindiriyor ve böceğin azotundan faydalanıyor. Bu yönüyle de heterotroftur ve böcekçil bitkilerin heterotrofluğuna karnivor denir yani etçil denir. Çünkü ne yapıyor? Başka bir heterotrofu yiyor. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bitti. Son olarak iki soru çözüp videoyu kapatacağım. 5. soru. Yukarıda verilen beslenme şekillerinden hangisi arkelerde görülmez? Tespit edilmiş parazit bir arke, tespit edilmiş saprofit bir arke, burada sormamışım ama tespit edilmiş fotoototrof bir arke yoktur. Kemoototrof arke vardır. Hatta çok büyük bir kısmı zaten kemoototrof olarak besleniyor. Bu durumda da cevabımız D olacak. Fotoototrof olmamalarından ise şöyle bahsedeyim. Bunlarda ışık enerjisi kullanma yeteneği var. Işık enerjisi kullanarak ATP üretebiliyorlar. Ama bu ışık enerjisini kullanırken asla organik madde üretimi yapmadıkları için ve klorofil pigmentine de sahip olmadıkları için hiçbir şekilde fotosentez yapmıyorlar. Bu mekanizmanın adı fotosentez değildir. Maalesef ki birçok kitapta arkelerde fotosentez görülür diye bir bilgi var ve bu bilgi yanlıştır. Emin olabilirsiniz. Hatta bununla alakalı kesin bilgiyi de akademik bir kaynağın fotoğrafını Instagram adresinde paylaşmıştım. Oradan kanıtı da göstermiştim. Dolayısıyla arkelerin fotosentez yapanları yoktur. 6. soru. Parazit canlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A. Hücre dışı sindirim yapamazlar. Evet kesindir bu. Hücre dışı sindirim asla yapamazlar. Sindirim enzimleri yok. B. Hastalık yapıcı canlılardır. Evet doğrudur. Patojendirler. C. Sindirilmiş besinlerin hazır olarak bulunduğu yerlerde yaşarlar. Evet bu da doğrudur. Çünkü kendileri sindiremedikleri için hazır olan yerlerde yaşıyorlar. D. Canların üzerinde ya da içinde yaşarlar. Evet. Mesela Kene dışarıdan müdahale eder. Ne yapıyor? Üzerinde yaşamış oluyor. Ama bir bağırsak solucanı içeriden müdahale ediyor. E prokaryot canlılardır. Kesin olarak söyleyemiyorum çünkü ökaryot olan parazitlerde vardır. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.